beni Resulüne kavuştur ya Rab. Bekledim gülümü açılsın diye, kokusu nur olur saçılsın diye. Ayrı kaldım ben bu günümden diye, beni Resulüne sevgili izleyicilerimiz. Bir programda daha tekrar beraberiz. Bugünkü konuğumuz Hüseyin abimiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hüseyin abimiz bizim haber müdürümüzdür. Aynı zamanda hepiniz tanıyorsunuz zaten. Haber sunuculuğu yapıyor kendisi. Bizim Hüseyin abiyle geçmişimiz 20 seneye dayanıyor yaklaşık olarak. Öncelikle sizin branşınıza girmesi hasebiyle bu gündemde olan bazı olaylar var. Kısmen dedim, ona bir değinmek lazım herhalde. Evet. Ramazan ayı içerisindeyiz zaten. Evet. Sizin sayenizde zaten gündemi de takip ediyoruz. Bu savaş var, kargaşa var, Suriyelilerin göç etme meselesi var. Evet. Genel olarak bakıldığında mesela Müslüman ülkelerinde genelde böyle sorunlar çıkıyor şu an bizim gördüğümüz yani. Bu sorunların temelinde ne yatıyor sizce? Evet, baktığımız zaman genelde İslam coğrafyasının olduğu her yerde
kan var, gözyaşı var, evet. Acı var, ölüm var. Bizim anladığımız kadarıyla temelinde iman yatıyor. Allah'a ve Resulüne tam manasıyla iman edilmemesi yatıyor. Ve bunun aslında Allah'ın bir rahmet tokatı olduğunu düşünüyoruz. Aslında Allah gazap ediyor. Ama bir tarafında da rahmeti var aslında. Anlayabilen için yani. Tabii. Evet. Şimdi neden iman yatıyor? Şimdi biz gerçekten Allah'a ve Resulüne iman edebilmiş olsaydık, ne diyor Allah ayet-i kerimede? İman etmişseniz üstün sizsiniz. Evet. Mesela bakıyoruz, gerçekten iman etmiş olsaydık kardeş kardeşi öldürmezdi. Mesela baktığımız zaman mezhep kavgaları var. Irkçı kavgalar var. Doğrudur. Bir tarafta Kürt-Türk kavgası var. Bir tarafta Arap-Kürt kavgası var. Bir tarafta Sünni-Şii kavgası var. Ne bileyim yani şeytan aslında çok stratejik olarak insanları birbirlerine düşürmüş. Hı hı. İnsanların zaaflarını iyi bildiği için oradan yaklaşmış. O yani manevi hastalıklarından onları yakalamış. Hı hı. Onları cehenneme doğru sürüklüyor. Yani genel olarak bakıldığında insanların bu halde olmasının sebebi kendi yaptıklarından dolayı. Ve kendileri birbirine evet. düşman, yani biz aynen. Müslümanız diyenlerin birbirine düşman olması, kardeşine düşman olmasından dolayı doğal olarak gayrimüslimler ya da iman etmeyenler, öyle söyleyelim kafirler birbirlerinin arasını çok rahat bir şekilde bozuyorlar. Temelinde aynen. bu yatıyor yani. Aynen. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ya, sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yapmış olduklarınızdan dolayıdır buyuruyor. Yani mutlaka eğer başımıza bir musibet gelmişse bizim kendimize bakmamız lazım. Biz nerede yanlış yaptık dememiz lazım. Bir nefis muhasebesi yapmamız lazım. Dolayısıyla aslında dedik ya imanla ilgili sıkıntı var. Hı hı. Şimdi imanı biraz isterseniz ele alalım. Şimdi Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Evet. Allah'a iman edebilmemiz için Allah'ın El Esmaül Hüsna'sından 99 isminden ona iman etmemiz gerekiyor. Mesela baktığımız zaman acaba Allah'ın 99 tane El Esmaül Hüsna'sından kaç tanesini biliyoruz? Ve acaba bu Esmaül Hüsna'dan kaç tanesine iman etmişiz? Mesela Allah'ın kitabına iman etmemiz gerekiyor. Acaba Allah'ın kitabından kaç tane ayeti biliyoruz? Ve kaç tane ayeti iman etmişiz. Yani kitaptan ne biliyoruz? Kaç tane ayeti biliyoruz? Biliyorsak bu ayetlere ne kadar iman etmişiz? Allah'ın meleklerine iman etmemiz gerekiyor. Mesela Allah'ın melekleri dediğimiz zaman acaba sadece sağımızdaki solumuzdaki melekler olarak mı biliyoruz? Ya da o melekeler bizde ne kadar tecelli etmiş? Mesela namaz melekesi insanda tecelli etmemişse insan iki gün namaz kılar, üç gün namaz kılar, daha sonra kılamaz. Yani mesela oruç melekesi tecelli etmemişse birkaç gün oruç tutar, daha sonra oruç tutamaz. Yani bu melekeler tecelli etmişse, bu melekelere iman etmişsek, onlar bizde manevi meleke güçlere dönüşür ve bize güç olur, kuvvet olur. Biz o ibadeti yapabiliriz. Ondan sonra Allah'ın nebilerine, resullerine iman etmemiz gerekiyor. Allah'ın nebilerini, resullerini ne kadar tanıyoruz, biliyoruz. Ya da onların halleri, yaşayışları, hayatına ne kadar iman etmişiz. Hangi peygamberin manevi hali, yaşayışı bizde tecelli etmiş. Ne kadar tecelli etmiş. Ahiret gününe iman etmemiz gerekiyor. Ahiret gününe ne kadar iman etmişiz? Acaba ahirete bir yatırımımız var mı? Dünyayı ahiretten daha çok seviyor muyuz? Ahirete olan yatırımımız nedir? Elimizde ne var diye baktığımız zaman ciddi manada bir nefis muhasebesi, tahlil yaptığımız zaman
gerçekten bilgimizin zayıf olduğunu görüyoruz. Yani genelde klasik bir bilgi işte anamızdan babamızdan gördüğümüz işte takvim yapraklarından, işte camilerde imamların anlattıklarından ne bileyim. Yani çok böyle zayıf bir bilgi var bilgi olarak. Yani kitap bilgisi var. O da imana dönüşmemiş. Tabiri caizse o bilgi iman gırtlaktan aşağı inmemiş. Yani biraz önce söylediniz ya Allah'ın esmasına önce iman etmesi gerekiyor. Evet. Mesela nedir Allah'ın esması? Misal vermek gerekirse Allah'ın Rahman ismi vardır. Öyle değil mi? Evet. Resul Efendimiz buyuruyor zaten. Rahmet etmeyene rahmet olunmaz. Evet. Biz Allah'ın eğer Rahman ismine iman etmiş olsaydık insanlar da rahmetle muamele ederdik. Biz kardeşimize rahmetle muamele etmediğimiz için dışarıdaki insanlar da yani Müslüman olmayanlar da bize zulmediyorlar. Yani biz bu zulmü bu kardeşimize rahmet göstermediğimizden alıyoruz. Öyle değil mi? Evet. Mesela Afuv ismi var, Tevvab ismi var. Hatalarını affetmediğimizden evet. dolayı doğal olarak biz bu eziyeti kendi yaptığımız imandaki eksiklikten dolayı görüyoruz. Evet. Kendi nefsimize zulmettiğimizden dolayı oluyor. Aslında önce biz kendi kendimize zulmetmişiz. Yunus Aleyhisselam diyor ya La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ya Rabbi La ilahe illa ente senden başka ilah yok. Evet. Subhaneke sen subhansın. İnni kuntu mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Evet. Nefsime zulmettim. Dolayısıyla aslında biz önce kendi kendimize zulmetmişiz. Neden? Allah'ın bize bak dediği yerden bakmadığımız için, Allah'ın bizi koymuş olduğu yerde durmadığımız için, Allah'ın bizden istediği gibi olmadığımız için, Allah'ın bize bahşettiği o büyük lütfu, şerefi kabul etmediğimizden dolayı aslında bu zulme uğramışız. Yani gerekeni yapmadığımız için, Allah'a ve Resulüne iman etmediğimiz için kafirler ya da münafıklar ya da diğerleri bize zulmediyor, zulmedebiliyor. Biz gerçek manada iman etmiş olsaydık onlar bize zulmedemezdi. Mesela peygamberlere baktığımız zaman mesela Hazreti Musa tek başınadır mesela Firavun'a ve âline kafa tutuyor. Tek başına hiçbiri ona zarar veremiyor mesela. Mesela Resulullah Efendimiz tek başına evet. Mekke'nin hepsine kafa tutabiliyor yani. Ve mesela Hazreti Musa'nın biliyorsunuz asası var. Asayı kullanmasını biliyor. Gerektiği zaman o asa bütün sihirbazların oyunlarını bozabiliyor. Aslında Allah'ın Hazreti Musa'ya verdiği o asa da aslında bizde. O maneviyat, o güç de bizde ama biz o gücü kullanmayı bilmiyoruz. O nimetin kadrini, kıymetini bilmiyoruz. Dolayısıyla aslında bize bunu öğretecek, gösterecek bir öndere, bir rehbere, bir lidere ihtiyacımız var. Bir mürşide, bir mürşid-i kamile ihtiyacımız var. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz'e kadar sayısını Allah'ın bildiği kadar Allah'ın nebisi ve resulü gelmiş. Allah bütün nebilerini, resullerini mutlaka birbiriyle eğitmiş, öğretmiş. Hatta Resulullah Efendimiz'e bile Allah Cebrail Aleyhisselam'ı göstermiş. Ona öğretmenlik yaptırmış, hocalık yaptırmış. Yani Allah mutlaka bir vesileyle bu işi yapıyor. Mesela bugün eğer biz de kibirlenirsek, kabul etmezsek, işte ben kitaptan okurum, öğrenirim, anlarım dersek aslında yani Allah'ın adetullahını kabul etmemiş oluruz. Yani bizim sadece eğer kitaplardan okumayla bu işi öğrenebilmiş olsaydık Allah kitabı bir daha indirirdi. Oradan okuyun, öğrenin derdi, yapın derdi ve sayısını Allah'ın bildiği kadar o kadar nebiye, Allah'ın Resulüne ihtiyaç olmazdı yani. Allah ayet-i kerimede biz diyor ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderdi. Evet. Yani Allah elçi göndermiş. Ne diyor? Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz. Mutlaka bütün kavimlere, bütün şeylere Resul göndermiş.
Dolayısıyla bütün o insanlar Allah'ın o nebilerinden, resullerinden kulluğu öğrenmiş. Allah'a abd olmak bir sanattır. Bu sanatı da en kamil manada Allah'ın nebileri ve resulleri yeryüzünde ihya etmiştir. Yerine getirmiştir, gerçekleştirmiştir. Bu kulluk sanatını Allah'a gerçek manada abd olan, aşık olan, kul olan insanlardan öğrenmemiz gerekir. Onlardan bunu almamız gerekir. Aksi takdirde biz tabiri caizse sahte kullardan eğer alırsak biz de sahte oluruz. Mesela söylediğiniz şey çok güzeldir. Kulluk bir sanattır. Evet. Belki de biz burada bir hata yapıyoruz. Mesela biz Müslümanız diyoruz. Kendi kendimize, öyle değil mi? Sadece Müslüman olarak bir kimlik edinmiş oluyoruz. Lakin bu kimliğin gereğini yerine getirmiyoruz. Evet. Yani yaptığımız şeyin bir şeref olduğunu, yaptığımız şeyin her şeyini istisnasız, yani ibadet kısmına sadece değil, yani yaşantı kısmına komple evet, dikkat edip o nuru, o iman nurunu üzerimize göstermiyoruz belki. Yani bu sanatı tam olarak icra edemiyoruz. Evet. Ama dediğiniz gibi eğer Allah'ın Resulleri, Nebileri bunu öğretmek için gelmişse, şu zamanda da eğer Mürşid-i Kamiller varsa evet, onların üzerinden ona baktığımızda bu sanatı görüyoruz. Evet. Ne diyoruz? Allah'ın ne güzel kulları var diyoruz evet, mesela. İşte dediğiniz şey, insanın da ona benzemesi gerekiyor. O sanatı kabul edip ben de böyle bir insan olmak istiyorum. Evet. Allah'ın istediği gibi. Yani öyle dediğinde herkes kardeş olmuş oluyor. Tabii. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor yani. Evet. Şimdi oraya da geleceğim inşallah. Nasıl kardeş olunur? Niye kardeş olamıyoruz? Ama öncesinde mesela Allah'ın bütün nebileri, resulleri imanlarını ispat etmişler. Evet. Mesela baktığımız zaman hepsinin hayatına en büyük imtihanları Allah'ın nebileri ve resulleri yaşamıştır. Bunu da en kamil manada, en zirve noktada Resulullah Efendimiz yaşamıştır. Mesela en büyük yokluğu, en büyük sıkıntıyı, en büyük çileyi, en büyük ve en zor imtihanları Resulullah Efendimiz yaşamıştır. Evet. Dolayısıyla sahabeden de ona en yakın olanlar da onunla beraber herkes nasibi nispetinde bunu yaşamıştır. Dolayısıyla hepsi Allah'a olan imanlarını, Allah'a olan sevgilerini, samimiyetlerini, teslimiyetlerini o imtihanlara sabrederek, şükrederek, Rablerine boyun bükerek kulluklarını hayatıyla, malıyla, canıyla her zaman "Ya Rabbi seni seviyorum, her şey senin rızan içindir, dostluğun içindir" diyerek ispat etmişlerdir, ortaya koymuşlardır. Bizim de aynı şekilde aslında bunu yapmamız gerekir. Yani tabiri caizse imanı bileğimizin hakkıyla kazanmamız lazım. Yani öyle beleş bir şey yok. İşte babam alimdi, işte biz Müslümandık, işte Müslüman bir aileden geliyoruz. Dolayısıyla işte biz de müminiz, bizim de imanımız var demeyle kimsenin imanı olmuyor. Zaten Allah ayet-i kerimede de buyuruyor ya, diyor biz iman ettik dedikten sonra sizi salıvereceğimizi mi zannettiniz? Andolsun sizi imtihana tabi tutacağız. Evet. Evet. Allah Bakara suresi 156. ayet olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. İmanı tarif ediyor. Evet. Diyor ki öyle insanlar var, Allah'ı sever gibi başka şeyleri severler. Evet. Öyle ki müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Evet. Allah imanı çok şiddetli muhabbet olarak tarif ediyor. Evet. Yani Resulullah Efendimiz buyuruyor, Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. Evet. Yani bizim Allah'ı ve Resulünü dünyadan, paradan, maldan, mevkiden, makamdan, her şeyden, malımızdan, canımızdan, hayatımızdan, ömrümüzden, her şeyimizden daha çok sevmemiz lazım. Hı hı. Bunu kendimize ve insanlara ve Allah'a ispat etmemiz lazım. Hayatımızla, malımızla, canımızla ortaya koymamız lazım ki biz iman etmiş olalım. Yani imanımızı ispat etmiş olalım. Biz sadık olmuş olalım, sıddık olmuş olalım. Biz
şehit olmuş olalım, şahit olmuş olalım. Neye? İmanımıza şahit. Hayatımızla, malımızla ona şahit olmamız gerekiyor. Allah'ın şehit ismi. Şehit ismi. Yani o esmaya iman böyle. Ya yoksa işte öyle hani mesela birçok şeyde şey oluyor, mesela hemen şehit oldu deniliyor. Yani adamın imanı yoksa, adam imanına, hayatına şahit değilse neyin şehidi bu? Nasıl şehit oluyor? Yani adamın önce şehit olabilmesi için iman etmiş olması lazım. O imanının ona şahit olması lazım. Ki şehit olsun. Dolayısıyla imanımızı ispat etmemiz lazım ki iman etmiş olabilelim. Şeye gelelim. Neden kardeş olamıyoruz? Neden birbirimizi sevemiyoruz? Şimdi Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki, diyor, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Hepiniz birbirinize düşmandınız. Diyor, Allah'ın muhabbeti sayesinde, meveddet kelimesini kullanıyor yanlış hatırlamıyorum orada. Onun sayesinde diyor, Allah'ın Resulü sayesinde aslında, arada Allah'ın Resulü var. Onun sayesinde diyor siz kardeş oldunuz. Dolayısıyla bizi birbirimize kardeş edecek bir Allah'ın Resulü'nün, Nebisi'nin olması gerekir. O ortada olmazsa biz birbirimize kardeş olamıyoruz. Yani çünkü mesela herkes birbirini çıkarlar, menfaatler seviyesinde seviyor ya. Dolayısıyla o çıkarlar, menfaatler bozulduğu anda ortada sevgi kalmıyor. Doğru. Ama Allah için bir sevgi olursa, yani Mürşid-i Kamil'in gönlünden dervişler, kardeşler, müminler birbirini severse o sevgi kaybolmuyor. Çünkü o sevgiyi Allah pekiştirmiş, Allah arttırmış, Allah ziyadeleştirmiş, Allah onları birbirine kardeş yapmış. Dolayısıyla o sevgi kaybolmuyor, gitmiyor. Kolay kolay da bozulmuyor. Dolayısıyla kardeşliği tesis edebilmek için Allah ve Resulünün bu işi yapması gerekir. Aksi takdirde çıkarlar, menfaatler bozulduğu anda sevgi de gider, ortada bir şey kalmaz, kardeş de olunmaz. Mesela dediniz ya, Resulullah Efendimiz bizim için örnektir, öyle değil mi? Evet. Kardeşliği de ondan öğrenmek gerekiyor. Allah ve Resulü ile, çünkü Allah ve Resulü bizi kardeş yapmış. Belki de mesela bu mezhep kavgaları dediniz ya, bunların hepsi Müslüman insanlar, öyle değil mi? Evet. Aynı şekilde Türk'tür, Kürt'tür, Şii'dir, Alevi'dir, Sünni'dir, hiç fark etmiyor. Ya da başka ırktan olsun, Arap olsun, Acem olsun, hiç fark etmiyor. Hepsi Müslümanım diyor. Hepsinin Resulü de birdir, öyle değil mi? Hepimiz Resul Efendimiz'i kabul ediyoruz. Belki de yaptığımız en büyük hata, hepimiz kendimizce Resul Efendimiz'den bir parçasını alıyoruz. Mesela yaşantısını ya da hayatını. İşte Resul Efendimiz böyleydi diyoruz, biz de böyle yapacağız. Ama başta da söylediniz, eğer Resulullah Efendimiz gibi önümüzde bir örnek olmazsa, onun ahlakıyla ahlaklanmış, onun nurunu taşıyan biri olmazsa, hepimiz böyle yaparız. Hepimiz Resulullah Efendimiz'in hayatının bir kısmını alırız. İşte ben Resulullah Efendimiz'e uyuyorum deriz. Halbuki uyduğumuz bir kısmıdır sadece. Evet. Ama bizim öyle birini bulmamız gerekiyor. Resulullah Efendimiz ahlakıyla ahlaklanmış, Allah'ın ayetleriyle, kelamıyla nurlanmış birini bulmamız gerekiyor. Doğru. O zaman hakkı hakikati ayırt edebiliriz. Doğru. Değil mi? Böyle olursa kardeş olmuş oluruz. Doğru. Şimdi Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulunuz diyor. Emir kifiyle geliyor. Allah emrediyor. Yani biz gerçekten Allah'a ve Resulüne iman etmişsek birbirimizin arasını bulmamız gerekiyor. Ne diyor? İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu manada bizim öncelikle la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkesi sevmemiz lazım. Kabul etmemiz lazım, kucaklamamız lazım. Şimdi mutlaka her kardeşimizin hatası var, kusuru var, günahı var, yanlışları var. Yani. Düşmüş olabilir tabii ki. Bizim de var. Düşmüş olabilir, çamura bulanmış olabilir. Bize düşen önce kardeşimize bir sarılmak. Gel kardeşim, bir sarılalım deyip kardeşimizi kucaklamamız lazım.
ona sarılmamız lazım. Allah'ın rahmetiyle, merhametiyle, sevgisiyle, o El Esma-ül Hüsna'yla Allah'ın kulu olduğunu, Allah'ın ona zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiğini, Allah'ın indinde o kulun değerli, şerefli olduğunu, Allah'ın kuluna yapmış olduğumuz muamelenin Allah'a gideceğini bilerek, Allah'ın kulları üzerinden Allah'ın rızasının kazanılacağını bilerek, Allah'ın kuluna zulmedersek oradan Allah'ın gazabının geleceğini, Allah'ın kuluna rahmetle, merhametle, iyilikle, güzellikle muamele edersek oradan Allah'ın rahmetini kazanacağımızı bilerek, bu bilinç şuurda kardeşimizi önce sevmemiz lazım, gönlümüze almamız lazım, kucaklamamız lazım, ona yardım etmemiz lazım. Herhalde bütün İslam aleminin en büyük sıkıntılarından, problemlerinden biri de bu. Bir de genelde mesela İslam aleminde hep anlaşamadıklarımız mevzular, yani ihtilaf konuları getirilir. Oysa ki ihtilaf konuları çok az bir yeri tutar aslında. İhtilaf olmayan bir sürü konu var, bir sürü mevzu var. Yani bizim kardeş olmamız için kardeş mesela olmamız gerektirecek edecek bir şey yok yani. Öyle değil mi? Ya onlara göre yani. Herkesin kendi felsefik düşüncesi. Demek istediğim yani biz kardeşiz. Evet. Bu ayet kesin. İhtilaf yok bu konuda. Öyle değil mi? Evet. Bunu yapalım en azından. Mezhepsel düşüncelerine göre. Evet. Yani aslında mesela şöyle de bir baksak mesela. Farz edelim ki Resulullah Efendimiz geldi bugün. Evet. Ne yapar? Acaba bir cemaate mi gider? Acaba bir şeye mi gider? Ne der? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen gelsin der. Ne yapar? Birleştirir. Evet. Ben der Allah'ın Resulüyüm. Bana iman edenler gelsin der. Evet. Kitap ne? Kitap Allah'ın kitabı Kur'an. Allah'ın kitabının üstüne kitap olur mu? Olmaz. Evet. Zaten sıkıntı problemlerden de orada çıkıyor. Şimdi biz Allah'ın kitabını arkaya atmışız. Allah'ın kitabından başka yüzlerce binlerce kitabı getirmiş, Allah'ın kitabının önüne koymuşuz. Sanki Allah'tan ve Resulünden bu dini daha iyi şu alim, şu kitap daha iyi biliyor, daha iyi anlatıyormuş gibi koymuşuz. Sıkıntı orada. Tabiri caizse Allah'ın kitabına yüzlerce binlerce kitabı şirk koşmuşuz. Allah bunu kabul etmesin. Allah'ın Resulünün önüne şu alemi, şu zatı, şu şeyhi, bunu şirk koşmuşuz, önüne koymuşuz. Allah bunu da kabul etmez. Dolayısıyla bizim eğer gerçekten Allah'a ve Resulüne iman etmişsek ne yapmamız lazım? Bizim kitabımızın Allah'ın kitabı Kur'an olması gerekir. Bizim bir konuda yanlış ya da doğru hükmünü o kitaba göre vermemiz lazım. Bu demek değil yani başka kitapları okumayalım. Ama önce ölçü olması için öncelik Kur'an'ındır her zaman için. Tabii. Evet. Yani aslında şu yani diğer kitapları Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlamak için okumak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Yani Allah'ın kitabı olmazsa olmazdır. Zaten sıkıntı orada. Mesela sorsak herkes yüzlerce binlerce kitap okumuştur. Ama mesela mesela bu araştırma yapılmıştı din alimlerinde. Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okudunuz ya da kaç sefer okudunuz? Din alimleri arasında yapılan bu ankete göre, araştırmaya göre çok azı Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumuş. Evet. Yani aslında durumun vehamiyeti ortada. Biz Allah'ın bize gönderdiği kitabımızı açıp okuma, anlama tenezzülünde bile bulunmamışız. Evet. Rabbimizi aslında çok ciddiye almamışız. Evet. Bizim aslında önce Rabbimizin kitabını açıp baştan sona anlayarak okumamız gerekiyor. Evet. Acaba Rabbimiz bu kitabı bana göndermiş. Bütün ayetler de Allah benimle konuşuyor, bana söylüyor. Birebir muhatabı benim. Yoksa şu ayetleri yok Yahudilere göndermiş, yok şunları Hristiyanlara göndermiş, yok şunları müşriklere göndermiş. Yani ondan bahsediyor, muhatap biziz yalnız. Yani o Yahudi de bizim nefsimizde var. O Hristiyan da bizim nefsimizde var. O müşrik, şirk de bizim nefsimizde var. Bizim
kendimize bakmamız gerekiyor. O kitabı okuyup kendimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü tabiri caizse aslında hazinenin üstünde oturan dilenciler gibiyiz. Çünkü Allah buyuruyor ki bu Kur'an hazinedir buyuruyor. Bu Kur'an şifadır diyor mesela. Allah bu Kur'an imanı arttırır diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak iman artır. Ama hiçbir kitabı okusak imanımız artmaz. Evet. Bir başka ayet-i kerimede de mesela ne diyor? Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda kim okuyor? Allah'ın Resulü okuyor. Kim okuyor? Mürşid-i Kamil okuyor. İmanlarını artırırlar ve bütünüyle Allah'a tevekkül ederler diyor. Evet. Kimdi bunlar? Müminler. Gerisi sahte. Gerisi işin laf ebeliğini yapıyor yani tabiri caizse. Anlamadan, işin, bilmeden sadece iman ettim diyor o kadar yalnız. İşin edebiyatında yani işin kelimesinde, lafında yani. Yani iman etmek gerçekten dünyanın en büyük, en zor işi. İman etmek gerçekten yiğit delikanlı adam işi. Nereden biliyoruz bunu? Kendi üzerimizden biliyoruz. Siz evet. Mesela 20 sene dediniz. Evet. 20 sene şöyle kısa ve özet bir şekilde girelim. 20 sene boyunca... Kısa özet bir şekilde girmeden önce vaktimiz fazla yok. Çünkü namaz vakti geliyor. Evet. Kısmet olursa namaz vaktinden sonra biz bu 20 seneye bir değinelim. Tamam. Çünkü biraz uzun sürebilir. Kusura bakmayın Fırat abimize hiç söz vermedim. Gerçi müdürümüz zaten anlattı. Zaten Serhat Hocam her programda beraber olduğumuz için arkadaşları muhabbetle izliyoruz. Biz bol bol konuşuruz tabii diyorsunuz. Konuşuruz yani. Sizin soracağınız bir şey varsa birkaç kelimeyle alayım çünkü yani ben Hüseyin kardeşimizden dinledim yani. Evet. Anladığım tek şey Allah bizi dünyaya göndermiş. Evet. Hangimiz daha güzel yapalım diye. Evet. Bütün mesele güzel yapmaktır ve güzel olmaktır. Evet. Onun dışında başka bir şey söyleyemiyorum yani. Aynen. Kısaca özetledi zaten. Evet. Güzel olmak yani. Yani Allah'ın isimlerine bürünüp güzel olmaya çalışmak. Güzellerle beraber güzel olmak yani. Amin. Evet. Güzel söyledi. Ancak güzel olanlar güzel yapabilir. Evet. En güzel kimdir? Resulullah Efendimiz'dir. Amen. En kamil manada, en zirve manada. Evet. Ondan sonra kimdir? Allah'ın nebileri, resulleridir. Evet. Dolayısıyla bizim de onlar gibi güzel olmamız lazım. Evet. Yani Allah'ın esmasının 99 isminin tecelli ettiği, yani tevazu sahibi, haya sahibi, edep sahibi, hilim sahibi, ilim sahibi, Allah'ın sevgisinin, aşkının, muhabbetinin tecelli ettiği, rahmet sahibi, merhamet sahibi bir insan olmamız lazım. Bir kul olmamız lazım. Bir abd, bir aşık olmamız lazım ki Allah'ın yeryüzündeki halifesi olabilelim. Allah'ı yeryüzünde temsil edebilelim. Allah diyebilsin ki bu kulum beni temsil ediyor. Bu kulum buna layıktır diyebilsin. Evet. Yoksa yani insanlara küfreden, insanlara hakaret eden, insanları hor gören, insanlara zulmeden, sadece ben diyen, sadece egoist, kendi nefsini düşünen, sadece kendi derdiyle meşgul olan insanları Allah halife olarak kabul etmez herhalde. İnşallah Allah'ın izniyle hep beraber Allah'ın halifesi olma yolunda ilerleyeceğiz. Amin. Evet. İnşallah. Allah bizi kıyamet günü huzurunda mahcup eylemesin inşallah diyorum. Amin. Halit hocamızdan bir dua alacağız. Ondan sonra Diyarbakır için imsak vakti. Sonra o 20 seneyi inşallah kısaca bir özetleyeceğiz. Amin. Kısa bir ara veriyoruz. İnşallah daha sonra tekrar beraberiz. Ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Esselatu ve selam aleyke ya rahmeten lil alemin. Esselatu ve selam aleyke ya nebile. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya seyyidina evveline vel akhirin. Ve ila cemil enbiyai vel mürselin. Ve ila cemil evliyai elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Mühyi olan sensin Allah'ım. Dirilten sensin Allah'ım. Mühyi oluşuna hamdolsun ya Rabbi. Bu mübarek ayında ya Rabbi, bu diriliş ayında ya Rabbi, güzel kelamının hürmetine ya Rabbi, bizi kelamınla diriltenlerden eyle ya Rabbi. Bizi kelamınla diri olanlardan eyle ya Rabbi. Sen muhyisin, her türlü diriltmeye kadirsin ya Rabbi. Sen nasıl diri olmamızı istiyorsan Allah'ım, bizi öyle dirilt ya Rabbi. Sen nasıl diri olacaksak, öyle razı olacaksan, bizi öyle dirilt ya Rabbi. Sen muhyisin, diriltensin ya Rabbi. Sen kulların üzerinde her halinle, bütün isimlerinle ya Rabbi, diri olansın Allah'ım. Buna iman edenlerden eyle, bunun şuurunda, bilincinde olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım, nefsimizle diri olduğumuz her an için ya Rabbi, senden aff ve mağfiret istiyoruz ya Rabbi. Bizi aff ve mağfiret et ya Rabbi. Bizi aff ve mağfiret et ya Rabbi. Bizi kendinle, vahyinle dirilt ya Rabbi. Bizi kendinle, esmanla dirilt ya Rabbi. Sen bizim velimizsin Allah'ım. Gerçek dost sensin ya Rabbi. Hakiki dost sensin ya Rabbi. Seni dost edinmediğimiz için bizi aff ve mağfiret et. Seni gerçek dost olarak kabul etmediğimiz için bizi bağışla Allah'ım. Ve rahmetinle bize mağfiret et ya Rabbi. Rahmetinle bize mağfiret et ya Rabbi. Öyle bir mağfiret et ki Allah'ım, seni dost edinenlerden eyle ya Rabbi. Senin buyurduğun gibi ya Rabbi. Müminlerin dostu sadece Allah Resulü ve müminlerdir buyurmuşsun ya Rabbi. Gerçek ve tek dost Allah'tır buyuruyorsun ya Rabbi. Hamdolsun sana Allah'ım. Sen öyle bir ilahsın ki ya Rabbi, sübhanlığınla, mükemmeliyetinle, ganilığınla, ehadlığınla, samedlığınla biz acizleri dostluğuna kabul eden ve dostluğuna davet edensin ya Rab. Hamdolsun sana Allah'ım. Senin bu mübarek davetine Allah'ım, seni dost olarak kabul edenlerden eyle ya Rabbi. Seni dost edinip sana hamd edenlerden eyle ya Rabbi. Sen dost edilmeye layık zatsın. Sen dostluğu istenilecek layık zatsın Allah'ım. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. Zatına yalvarıyorum ya Rabbi. Senin dostluğun şereftir ya Rabbi. Senin dostluğun izzettir ya Rabbi. Bize bunu ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Biz seni dost olarak istiyoruz ya Rabbi. Seni dost olarak tercih ediyoruz ya Rabbi. Zatının hürmetine, güzelliğinin hürmetine Allah'ım, bizi dostluğunla dirilt. Dostluğunla dirilt Allah'ım. Sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Tek yardımcımız sensin ya Rabbi. Bize yardım edecek olan zat sensin ya Rabbi. Biz ancak senin yardımlığınla ya Rabbi. Biz senin yardımınla sana dost olabiliriz ya Rabbi. Biz senin yardımlığınla sana gelebiliriz ya Rabbi. Sen hakiki Mevlamızsın Allah'ım. Mevla oluşuna hamdolsun. Mevla oluşuna hamdolsun Allah'ım. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. Bizi güzel Mevla isminle isimlendir ya Rabbi. Öyle bir isimlendir ki ya Rabbi, bizler de birbirimize yardımcı olalım ya Rabbi. Senin dostluğunun yolunda ya Rabbi. Senin rızanın yolunda ya Rabbi. Senin muradının yolunda ya Rabbi. Birbirine destek olanlardan eyle ya Rabbi. Birbirine Mevla olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ya Ekremül Ekremin ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma'a salavat.
Evet sevgili izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. İnşallah Hüseyin abimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu 20 seneyi kısaca bir özetleyecektiniz. Evet. Nasıl geçmiş? Geçmiş bizim için malumdur. Arkadaşlar da biraz anlaması hasebiyle biraz bahsedelim. Evet. Mürşidim Muhammed Hüseyin Hazretleri ile tanışmadan önce yani İslam hakkında, din hakkında böyle klasik bilgilere, zayıf bilgilere sahiptik yani. Herkesin gibi işte namazını kıl, orucunu tut, kimsenin hakkını yeme, sen cennetliksin işte. İmkanın olursa hacca da gidersen, sen tabiri caizse senden Allah Müslüman yoktur yani. Yani. Ama Allah nasip etti, Diyarbakır'a üniversite okumak için geldik. Orada bir vesileyle tanıştık. Kardeşim Hızır'ın vesilesiyle tanıştık. Mürşidimi tanıdıktan sonra, işi öğrenmeye başladıktan sonra anladım ki biz tabiri caizse kulluk yapmıyoruz yani. Bizimki biz işin edebiyatını yapıyoruz. Onu tanıdıkça, onun kulluğunu gördükçe tabiri caizse kendi kulluğumuzdan aslında utandık. Çünkü insanın önünde canlı, müşahhas bir örneği olunca görmesi gerekiyor. Zaten Allah kulunu bildiği için adetullah öyledir, öyle yapmış. Mutlaka Allah nebilerini, resullerini bütün kavimlere göndermiş. Demiş ki işte ben bunun gibi Allah'a gerçek manada aşık, Allah'ı seven, Allah için her şeyi yapabilen bir kul istiyorum. Bunun gibi istiyorum, bunun gibi yap demiş. Evet. Ve o da bizim gibi bir beşer. O da yiyor, o da içiyor, o da konuşuyor. O da evli, çocukları var. Onun da dünya taşkalası var, dünya meşakkati var. O da üzülüyor, o da seviniyor. Ama Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul. Allah diyor ki ben onun gibi bir kul olmanı istiyorum senden. Senin örneğin bu. Eğer sen de bu kulu, bunun kulluğunu, bunun Allah'a olan aşıklığını, bunun Allah'a olan teslimiyetini, bunun Allah'a olan yakınlığını, bunun Allah'la olan münasebetini, ilişkisini, halini, tavrını seviyorsan, sen onu kabul etmişsin, sen ona tabi olmuşsun ve senin de onun gibi olman gerekir. Evet. Yani bu 20 senede hamdolsun onun gibi olma yolunda ilerledik diyeyim. Tabii ki gerçekten bizim örneğimiz, Allah'ın bize verdiği zat gerçekten büyük bir zat. Gerçekten onun gibi olmak, yapmak büyük iş yani. Biz buna şahitiz ama nedir? Gücümüzün yettiği kadar, elimizden geldiği kadar olmaya çalıştık, yapmaya çalıştık. Hamdolsun ki Rabbimiz biz bir yaptıysak bin ikram etti. Allah onun hürmetine bize ikram etti diyelim. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve mürşidimize de teşekkür ediyoruz. Evet. Yani ayetlerin, Allah'ın esmasının canlı bir vaziyette bir kulun üzerinde sirayet ettiğini gördük. Evet. Resul Efendimiz'i görmediğimiz için böyle bir şansımız yok. Ama gördük ki gerçekten Allah'ın ayetlerde anlattığı gibi, işte siyer kitaplarında Resul Efendimiz'in halinin anlatıldığı gibi insan olunabiliyor. Tabii. Gördük, müşahede ettik. Ve ne yaptık? Biz de talip olduk. Evet. İstiyoruz, biz de istiyoruz. Yani öyle değil mi? Yani Allah eğer yaratmışsa bu nimeti, biz de istiyoruz. Evet. Mutlaka tabiri caizse gözümüzde gördük, elimizde tuttuk, dokunduk. Evet. Onu hissettik, yaşadık, tattık. Evet. Yani bu böyle hikaye, hani bazılarının mesela işte biz gittik işte şeyhe tabi olduk, işte şey oturmuş oradan işte bize nazar ediyor. Falan filan yani bu böyle saçma sapan bir şey değil yani. Ya da insanların böyle kendini kandırabileceği, böyle kendini şey yapabileceği bir şey değil yani. Mutlaka herkesin
gelmesi gerekir, görmesi gerekir, yaşaması, tatması, dokunması gerekir, hissetmesi gerekir. Bu şeyle ilgili bir şey söyleyeyim isterseniz, bu nazarla ilgili. Nazar amenna vardır, yalnız nazar dediğimiz mevzu posta oturup bakmak değildir. Yani kimisi buraya yanlış anlayabiliyor. Mesela tasavvufi kardeşlerimiz var, tasavvuftan yetişme kardeşlerimiz. İşte nazarla Mürşid-i Kamil kulu seyrettirir, amenna seyrettirir. Ama nazar sonraki mertebedir. Önce oturması lazım, konuşması lazım, öğretmesi lazım. Öğretir, işi nasıl yapar, nasıl kulluk yapacağını öğretir. Nazar sonraki mevzu oluyor. Belki de bizim işimize geliyor o kısmı. Ne diyoruz? Mesela kimisi ne söylüyor? Bizim şeyhimiz hiç konuşmuyor diyor. Senin şeyhin seninle konuşmuyor da seni nasıl yetiştiriyor? Sen şeyhine bir şey öğrenmedin mi? O manaya geliyor öyle değil mi? Halbuki anlatması gerekir ki sana versin, öğretsin. Tabii. Orada bir eksiklik var yani kardeşlerimiz, yani tasavvufi manada kardeşlerimizin bazı eksiklikleri var. Yani bir bilgiyi biliyor ama o bilgi ne zaman olur ya da nasıl, doğrusu nasıldır o kısmı bilmiyor. Sadece terimsel olarak biz biliyoruz nazarı mesela. Nazar nedir desen bakmaktır. Nazarın özünde bakmak değildir. Yani başka şeyler yatıyor. O konu biraz geniş, mecbur girmeyeceğim zaten o konuya. Yani Mürşid-i Kamil'in sohbetinde bulunmak çok önemlidir. Evet. Mürşid-i Kamil sohbetiyle dervişi yetiştirir. Evet. Sohbetiyle ona imanı verir. Evet. Allah onun üzerinden imanı ona sohbetle ikram eder. Evet. Allah Mürşid-i Kamil'e zatıyla sıfatıyla tecelli etmiştir. Oradan kuluna nazar eder. Oradan kuluna bakar. Oradan kuluyla konuşur. Oradan kuluyla muhatap olur. Yani oradan ne istediğini söyler. Çünkü her kulun Rabbiyle bir muhatabiyeti vardır. Allah her kulundan özel farklı şeyler ister yani. Her kulun özel bir kulluğu vardır yani. Özel bir manevi hali vardır, durumu vardır. Rabbine olan bir yakınlığı vardır yani. Dolayısıyla Mürşid-i Kamil'i iyi anlamak lazım. Onun sohbetinde bulunmak lazım. Onun nazarına öyle tabi olabiliriz. Yoksa yani uzaktan, havadan, karadan olacak iş değil bu. Yani. Aynen. Mesela kimisi soruyor, diyor ki Mürşid-i Kamil eğer Allah'ın ayetlerini bana açıklıyorsa mesela söylediği şey, ben de Kur'an'ı elime alıp okuyabilirim. Mesela bunlara verdiğimiz genelde cevap Allah'ın kelamını okursan Allah seninle konuşuyor değil mi? Rabbin seninle konuşuyor. Evet. Kur'an'ı sana indirmiş. Evet. Bizdeki sıkıntı, biz Kur'an'ı yanlış okuyoruz yalnız. Ya bir şey nasıl söyleyeyim, kendimize fetva aramak için okuyoruz. Yani halis bir niyetle okumuyoruz. Yani Rabbim bana ne söylüyor diye okumuyoruz. Evet. Kitabına uyduruyoruz yani. Kitabı yani mesela kendimiz... bir konuda diyelim ki atıyorum benle Fırat abimiz mesela tartışmaya girdi, ne diyoruz? Allah ayette böyle buyuruyor diyoruz. O ayetin şimdi ayet, tek bir ayeti alıp hüküm veremiyorsun ki. O konuyla ilgili bütün ayetleri bilmen gerekiyor. Tabii. Belki de Mürşid-i Kamil Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini bize öğretiyor. Yani dediğiniz gibi halis bir gönülle tamamen ya Rabbi sen bana ne söylüyorsun? Ben bunu bilmek ve öğrenmek istiyorum deyip sana nasıl okuman gerektiğini, yani Kur'an'ı nasıl okuman gerektiğini, Resulullah Efendimiz'i nasıl okuman gerektiğini, alemi nasıl okuman gerektiğini sana o şekilde öğretiyor. Sen bunu tek başına yapabiliyor musun? Yapabiliyorsan yap, öyle değil mi? Ama evet. Geliyor ki insan yapamıyor. Sizde nefis var yani. Hepsi nefsinde var yani, nefsinin içinde. Yani kafiri de var, münafığı da var, Yahudisi de var. Allah senden bahsediyor, senin nefsinden bahsediyor. Doğrudur. Evet. Mürşid-i Kamil seyri suluku Kur'an'la yapar. Evet. Yani tabi aslında hocamız biraz tasavvuf tarihinde biraz sarsan bazı şeyler de var aslında. Şöyle diyeyim. Aslında Resulullah Efendimiz ve sahabesi, şöyle diyeyim, buradan alalım. Resulullah Efendimiz ve sahabesi Kur'an'ı nasıl yaşadıysa, nasıl Allah'a abdolduysa, Kur'an'la, vahiyle nasıl Rabbinin rızasını, dostluğunu kazandıysa, aslında bizim mürşidimiz hocamızın da şu anda yapmış olduğu iş o. Vuslat yolculuğunu Kur'an'la, vahiyle yapıyor. Evet.
ve en doğrusu, en kestirme yolu da odur. Çünkü evet, Resulullah Efendimiz sahabesini bu şekilde yetiştirdi. Evet. Çünkü tasavvuf tarihinde biliyorsun işte en kestirme yolu şöyledir, böyledir gibi şeyler var. Aynen, oradaki sıkıntı mesela dediğiniz gibi işin özü budur. Resulullah Efendimiz böyle bir eğitim yapmıştır. Mesela Pir Hazretleri olsun, Nakşibendi Hazretleri olsun, Rufai Hazretleri, Bedevi Hazretleri, daha birçok pir aslında bunu söylemiştir. Farklı bir metot geliştirmiştir. Lakin daha sonra mesela tasavvuf ehli dervişlere sorulduğunda tam olarak tasavvufun iç yüzünü bilmediğinden ya da tam olarak araştırmadığından öyle söyleyeyim. Yoksa mesela Mürşid-i Kamiller bunu bilirler. Özde nedir? Özde Kur'an merkezli bir çalışmadır. Resul Efendimiz merkezli bir çalışma vardır. Metot odur. Ama nedir? İnsanın ya da fıtratın, öyle söyleyeyim, her insanın fıtratı farklı olduğu için metot da farklılaşır. Evet. Ama kısa ve kestirme olan, öz olan Allah'ın kelamına göre, Resul Efendimiz'in ahlakına, yaşayışına göre kulu seyrettirmektir. Arkadaşlar işaret ediyorlar. Programımızın sonuna gelmişiz. Yalnız kısmet olursa bu konuları biraz açmak gerekiyor belki. Allah nasip ederse Ramazan ayı süresince, yani Allah nasip ederse bir daha sohbet ederiz inşallah. Diyelim ki daha sonra oldu. Daha sonra tekrar bu konuları geniş geniş aslında anlatmak gerekiyor, bilgilendirmek gerekiyor kardeşlerimizi. Doğru. Ben teşekkür ediyorum her şey için. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun inşallah. İnşallah tekrar görüşeceğiz. Başka bir programda inşallah tekrar sohbet edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Fırat abimizden bir ilahi alacağız Allah'ın izniyle. Efendim bu geceki programımızın da sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın gece tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Yeah.